Herkese selamlar, sevgiler. 2024 KPSS dönemi başladı. Özellikle birden fazla diploması olan adaylar, öğrencilerim çok fazla sordular. Hocam birden fazla diplomam var, kullanabilir miyim ya da nasıl kullanabilirim? Bunun cevabını hem öğretmenlerim için, hem 4 yıllık fakülte mezunu lisanslar için, hem ön lisans öğrencilerim için bugün vermiş olacağım. Detaylar var, tek bir doğrumuz yok. Detaylar da bizim için önemli. O yüzden dikkatli dinlemenizi istiyorum. Şimdi birden fazla diploması olanlar, bazı öğrencilerim 3 bölüm, 4 bölüm hatta bazen 5 üniversite mezunu olabiliyor. Peki KPSS'de bunu kullanabilir miyim hocam? Aynı anda tüm diplomalarım geçerli olur mu? Şimdi işin sırrı şu, çok dikkat. Aynı düzeydeyse sevgili öğrencilerim, aynı düzey ne demek hocam? Yani diplomalarınızın tamamı lisansa, tamamı ön lisansa kullanabilirsiniz. Hatta tercihlerinizi karma bile yapabilirsiniz. Düzeyin aynı olması gerekiyor. Örneklerle açıklayayım. Çünkü bireysel sorular da soruyorsunuz. Herkesi temsil eden sorulara yanıtlar olsun istiyorum bu video. Mesela öğretmenlerimle başlayayım. Ben bir öğretmenim. Formasyon aldım. Biyoloji mezunuyum diyelim. Ve formasyonla birlikte öğretmenlik hakkım da ortaya çıktı. Hem genel yetenek, genel aktör oturumuna girdim çiftli yılda. Hem eğitim bilimleri oturumuna hem de ÖABT oturumuna girdim. Puanlarım hesaplandı. Şimdi ben P3 puanımı 2 yıl boyunca memurluk atamalarında, biyolog atamalarında kullanabileceğim. Hatta 4001 kodu olduğunda herhangi bir lisans mezunu olma olarak da kullanabileceğim. Öğretmenlik atamalarını MEP'ten takip edeceğim. Orada da biyoloji öğretmenliğinde kullanabileceğim. Yani bakın düzey aynı. Eğitim fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, 4 yıllık şu an aklıma gelmeyen bir sürü fakülte var. Bu fakültelerin hepsine diploma olarak, bölümsel olarak birden fazlasına sahipseniz atamalarda hepsini ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir örnek de vereyim öğretmenlik dışında. Mesela ben lisans mezunuyum ama mühendislik bitirdim. Bir de üzerine İktisadi İdari Bilimlerden bir bölüm okudum. Yani çift diplomam var. Hatta okurken çift anadal yapanlar var. Diplomaları ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz aynı düzey olduğunda. Buna çok dikkat edin. Tercihler ÖSYM tarafından yayınlandığında, yani memur atamaları ÖSYM üzerinden bakanlık atamaları yapıldığında ya da merkezi atamalar yapıldığında bize 30 tercih hakkı verilir. Bu 30 tercihimi sıralarken her bölümün nitelik kodu vardır. Bir kısmını işletme diyelim bölümüm, işletmeden bir kısmını da bilgisayar mühendisliği diyelim ikinci bölümüm. Bilgisayar mühendisliğinden alım varsa karma olarak da oluşturabiliyorum. Aynı düzey olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor. Peki şu soru da var. Hocam ben öğretmenlik okuyorum ya da mezunum. Diyelim ki ilk örneğime döneyim, biyoloji mezunuyum, biyolog olarak atandım. Sonra öğretmenlik MEP'te ilan çıktı. Öğretmenliğe de başvurmak istiyorum. İstifa edersem bir yıl bekler miyim? Geçiş sürecim olur mu? Hakkım yanar mı? Gibi sorular da soruluyor. Şuna çok dikkat edin. Aynı düzeyde öğrenimle kazanılan bir ünvan varsa öğretmenlik öğrenimle kazanılan bir ünvan. İşte mühendislik, ebelik, hemşirelik bunların hepsi öğrenimle kazanılan ünvanlar olduğu için memuriyetten istifa edip öğretmenliğe geçebiliyoruz. Yani diplomaları kullanmamızda da hiçbir sıkıntı olmuyor. Çünkü ünvan değişikliği sözleşmeliden sözleşmeliye geçişte istisnalar arasında. Yani birden fazla diplomamı aynı düzeyi olduğu sürece kullanabiliyorum. Ön lisanstan da örnek vereyim. Ön lisans öğrencilerim mesela ikinci üniversite olarak çok tıbbi sekreterlik okudular. Tıbbi sekreterlik mezunları gittikçe artıyor. 32 binlik alımı gördükten sonra bir peak yaptı. Çok ciddi bir alımdı. Okuyan da çok fazlalaştı. Peki ben ön lisans diyelim ki bir yönetim ve sekreterlik mezunuyum. İkinci üniversitede tıbbi sekreterlik okudum. İki tane diplomam var. Sağlık Bakanlığı atamasında tıbbi sekreterliği kullanırım. Merkezi atamalarda bir yönetimini kullanırım. Yeter ki alım olsun. Anlaşıldı mı? Yani aynı düzey. Hepsi lisanssa, hepsi ön lisanssa aynı düzey olduğu sürece tüm diplomalarımızı ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Peki şu detay var. Öğretmenlikse, öğretmenlikte çift dal yaptıysam, Milli Eğitim Bakanlığı başvuru esnasında birini seç diyor şu anki uygulamada. Yine puanlarım ayrı ayrı hesaplansın diye sınavlara girerim ama alanda mesela şöyle söyleyeyim, işte şu an çocuk gelişimi mezunları için hak devam ediyor. P10 puanlı çocuk gelişimi öğretmenliğinde P121 puanlarını okul öncesinde kullanıyorlar. Başvuru anında birini seçeceğiz. Ya da hem sınıf öğretmeniyim hem özel eğitim öğretmenliği hakkım var. MEP başvuruya çıktığında kontenjanlara bakıyorsunuz. Hangisinde
kontenjandaysanız ya da alım sayısı açısından siz kendi puanınızı ve sıralamanızı biliyorsunuz. Hangisinde avantajlıysanız onu seçiyorsunuz. Diyelim ki MEP o yıl iki atama yaptı. Birinde sınıf öğretmenliğini, birinde özel eğitim öğretmenliğini kullanabilirsiniz. Ama başvuru anında birini seçmek durumundasınız. Buna dikkat. Peki ya aynı düzey değilse? Aynı düzey olmaması ne demek? Mesela ben lisans bitirdim, şu an devam ediyor, ikinci üniversite başvuruları var. Açık öğretimde sınavsız ikinci üniversite. Belli bölümlerde alım çok, ya ön lisans okuyanlar var. Hocam bu bölümde benim lisans bölümden alım olmuyor. Bir ön lisans okuyayım bari, sınava girmek istiyorum. Maalesef canım öğrencilerim, çok dikkat. Yönetmelik değişirse paylaşırım. Lisans mezunu olan biri ön lisans sonradan da bitirse, önceden de bitirse sınava ne yapamıyor? Ön lisans giremiyor ya da lisans puanını ön lisans tercihlerinde kesinlikle kullanamıyor. En üst öğrenim düzeyinden sınava girme zorunluluğumuz var. Aynı şey ön lisans ve orta öğretim için de geçerli. Yani ben lise mezunu olarak puanımı kullanmak istiyorsam, ön lisansı da bitirdiysem artık bu hakkım yok. En üst öğrenim düzeyinden sınava girmek zorundayım. Peki son sınıfsam, bu detaylı, bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Son sınıflar için ayrı bir video gelecek. Bahsedeceğim, onların seçme hakkı oluyor. Toparlayalım. Biz birden fazla diplomamız varsa aynı düzey olduğu sürece kullanabiliyor muyuz? Evet, kesinlikle kullanıyoruz. Farklı düzeyse kullanabiliyor muyum hocam? Hayır. Çünkü en üst öğrenim düzeyinden sınava girme zorunluluğu var. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.